Hoş geldiniz, hoş geldiniz Tekturan Dünyamız. Kardeşlerim, karındaşlarım, mühür günlerim. Esen bolsun, esenlikler, esen hu. Hepinize saygılarımı sunarım, imtiyaz insanlar. İmtiyaz insanlar. Bugün konumuz arkadaşlar, size bizim tanıtacağız. Bizim tanıtacağız. Türk tarihimize çok büyük hizmet etmiş birisi. Gerçekleri meydana vurmuş bir insandan bahsedeceğiz. Bu insanın ismi arkadaşlar, Joseph Reynac. Joseph Reynac. Kendisi 1854 doğumludur. Fransa doğumludur. Orijin Almandır. Orijinleri Almandır. 1810'lu yıllarda aileleri Almanya'dan göç etmişlerdir. Aynı Rothschild'ler gibi. Aynı. Tanırlar birbirlerini yani. Bunların dinleri din olarak Yahudidirler. Yahudi olan insanlar. Reynac ailesi. Bakın yazın. Bunlar aynı zamanda bankacı olan insanlardır. Aynı zamanda arkadaşlar bu insanlar kimisi arkeolog, kimisi dil bilmiş olan insanlardır. Burada bugün Joseph Reynac'ı tanıyacağız. Kendisi aynı zamanda bir senatördür. Onun konuşmasından bir alıntı yapacağım. Bu konuşma arkadaşlar tarihe damga vurmuştur. Bakın. Tarihe damga vurmuştur. 3 Mart 1919 günü Fransa parlamentosunda şu konuşmayı yapar Reynac. Joseph Reynac. Der ki bütün Yahudi olarak bildiklerimiz insanlar hepsi soyu Türk soyundan gelir. Türk, Tatar. Bakın arkadaşlar, Türk, Tatar, Fin, bütün Türk soyundan gelirler. Bütün dünyadakiler yani Yahudi olarak bildiklerimiz hepimiz soyu Türk, Turan'dırlar. Hazarlardır. Bu konuşmayı arkadaşlar 3 Mart 1919 günü Fransa parlamentosunda yapar ve dünyaya ilan eder Joseph Reynac. Belki diyor bir grup vardı diyor. Ama diyor bu gruplarda diyor arkadaşlar 20-25 asır önce kaybolup gittiler diyor. Ve bütün diyor bu toplumu oluşturan diyor Yahudi olarak bilinen insanlar diyor aslında hepsinin orijini Türklerdir diyor. Hazarlardır diyor. Yani. Türk soyundan yine Hazarlardır. Finlilerdir. Sarmatlardır. Ve bunu o zaman çıkıp dünyaya ilan ediyor arkadaş ya. Joseph Reynac. Bakın Joseph Reynac. Bazı arkadaşlarımız varsa o belgeye ulaşabilirler yani. O belgeye rahat ulaşabilirler. Joseph Reynac. Çok da güzel açıklaması yapmıştır. Bir de kendisinin kardeşi vardır. Kardeşinin ismi de Salomon Reynac. Bu da arkeologtur. Ya. Hatta Osmanlı zamanında gelip İstanbul'da da büyükelçilik yapmıştır. Yanılmıyorsam. Akrabaları vardır. Akrabaların ismi de Maurice Vernel. O da dil bilimcidir arkadaşlar. Bunlar böyle bir insanlarmış. Düşün ya. Düşün bakın. Adamlar biz bankacıyız. Yani siz söyleyin senatörüz falan. Ama adamlar hep özlerini aramışlar. Mayalarını aramışlar. Kardeşim kimiz biz yahu? Kimiz biz demişler. İşte onun için Joseph Reynac o muhteşem konuşmayı yapmıştır. Fransa parlamentosunda. 1919 yılında. Hepimiz Türk'üz demiştir. Hepimiz Türk soyundan geliyor. Gördünüz mü? Dedim ya tarih böyle bir şey arkadaşlar. Bak adam insanoğlu. Bir zaman sonra özü mayası çeker yani. Çeker. Araştır bak bu insanlar olmasaydı neyin ne olduğu belirsiz olurdu ya. Çıkartıp dünyaya ilan eden insanlar. Haberimiz var mıydı bundan? Hiç haberimiz var mıydı?
Ya adam ne güzel açıklamış ya. Ne güzel. Kardeş de aynı şekilde. Kardeş de aynı şekilde. Daha önce bahsettiğim diğer büyükler de var ya. Bu adamlar çıkıp mertçe söylemişler ya. Lan kocunmamışlar. Türk Turan'ız demişler ya. Hazar'ız demişler. Hun'uz demişler. Göktürk'üz demişler. Söylemişler işte. Çünkü adamlar resmen şunu söylüyor. Josef Renner, Yahudi diye bir ırk yok diyor. Ya biz Türk Turan'ız diyor. Türk Turan'ız diyor. Ve şurada şunu söylüyor, çok da güzel söylüyor. Siyonizm diyor. Siyonizm diyor. Aptallıktan, budalalıktan başka bir şey değildir diyor. Aptallıktan, budalalıktan başka bir şey değildir. Hiçbir zaman için diyor. Hiçbir zaman için ne arkeolojide diyor, ne arkeolojide, ne dil bilimde diyor. Hiçbir zaman için bir kanıtı, belgesi yoktur diyor. Belgesi yoktur diyor Josef Renner. Bunu da Siyonizme karşı söylüyor arkadaşlar. Unutmayın yani. Siyonizm denen şeyin diyor asla hiçbir zaman için diyor tarihte bir kaynağı yoktur diyor. Yoktur diyor. Ve bulunamamıştır diyor. Çünkü diyor hepsi Türk Turan'a çıkar diyor. Hepsi Türk Turan'a çıkar diyor. Arkadaşlar unutmayın bunu. Çünkü bu insanlar benim için çok değerlidir ya. Dedim işte bu araştırma, bu arşiv araştırmalarına çıkıyor arkadaşlar. Ya dedim öyle belgeler çıkıyor ki. Ya neler olmuş diyorsun ya. Neler olmuş diyorsun. Atamız geldi, ulu atamız Vasile çıkartacaksın değil mi? Türk tarihimizi, her şeyimizi çıkartacaksın dünyayı değil mi işte. O da hep bu batılı bilim adamlarının almış olduğu belgelerle ya arkadaşlar. Orijinal kaynaklarla ya. Değil mi işte. Barköz'ün ortaya çıkması, çoğu yalanların devrilmesi, tamamen yok olması, dil biliminin her şeyi açığa çıkartması, antropolojinin her şeyi açığa çıkartması, işte Ulu Önder atamız da bu yoldan gitmişti arkadaşlar. Fransızca çok iyi bilir çünkü. Ve bu arkeolojik kazılar sayesinde bütün gerçekler meydana çıkmıştı. Meydana çıkmıştı. Özellikle Semitikler, düşün, Semitikler kahrolmuştu. Kahrolmuştu Semitikler. Niye? Çünkü onlar da Türk Turan çıkmıştı yani. Onlar da Türk Turan çıkartmış. Çıkmış özleri mayalar ya. Bunu da çıkartan, bakın bunu çıkartan da Yahudi ya. Düşünür müsün? Çıkartıp Yahudiler diyor bakın. Çözdük hepsini diyor, çözdük. Bütün diyor Asur yazıtlarını, Babil yazıtlarını, Mede yazıtlarını hepsi çözülmüştür diyor. Çözülmüştür diyor. Buradaki Semitikler kahroluyor. İyi mi? O oyunu oynayanlar yok mu ya? Sözde kendilerine ırk yaratacaklar yani. Semitik ırkı yaratacaklar. Ayvantel dedim ya yemez arkadaşlar. Türk Turan tarihi dünyanın tapusudur arkadaşlar. Ben bunu boşuna söylemem ya. Boşuna söylemem. Çünkü çok değerli bilim adamları çıkmışlar arkadaşlar. Korkunç yani korkunç. Onlar dehalar hepsi. Korkunç deha bu insanların hepsi. Kolay değildir o zaman. O yastığı, çivi yastığını okumak kolay değildir. Hele Mısır'daki okunan yastığı çıkartmak hiç kolay değildir biliyor musun? Ama hepsinden ne çıkmıştır? Hepsinde Türk Turan çıkmıştır. İskit Tatar çıkmıştır. Hepsi. Ve kolları, kolları budaklar her tarafa. İşte bu Josef Renner bunu dünyaya ilan etmiştir. İşte. Yahudi diye bir ırk yoktur. Biz hepimiz Türk Hazarız. Finliyiz. Oradan geliriz. Ve bunu açıklamışlardır. Tarihinde tekrar söylüyorum. 3 Mart 1919 Fransa parlamentosunda yaptığı konuşmadır. Hatta bunun üzerinde bir kitabı vardır. Bir kitabı vardır. İşte idealist olmak başka bir şey. Görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? İdealist olmak başka bir şey. Gerçekleri bak. Adam ne güzel muhteşem bir şekilde anlatmış yani. Hiçbir şeyden gocunmamış. Öyle dünyada kimseden de korkmamış yani. Korkmamış. Yanılmıyorsam 1921 yılında ölüyor kendisi. 63 yaşında galiba yanılmıyorsam yani. 67 mi 69 yaşında galiba. Kardeşi Salomon Renner'da 1934'te ölüyor galiba yanılmıyorsam. Çünkü unuttum arkadaşlar bazen bu tarihleri tam bir iki sene oynayabilir kusura bakmayın ya. Oynayabilir. Bu insanlar çok şeyimli meydana çıkartmışlardır ya. Meydana çıkartmışlar. Biz de hatırlatıyoruz yani bu insanları. İnsanımız bunları bilsin ya. İnsanımız bilsin. Kenara yazsın hepsi. Hepsi güzel bir kenara yazsın.
Başka bir yayında görüşmek üzere, ben onu söylüyorum. Hoşça kalın diyorum. Hoşça kalın. Ne mutlu Türk'üm diyene. Hoşça kalın.